Hoş geldiniz başsavcım. Hoş geldiniz. Levent riskli bir kararla Yiğit'i kurtarmayı başardı ama Emir'i çok kızdırdık. Bundan sonra bizimle çalışır mı bilemiyorum. Ne yapıp edip Emir'i yanımızda tutmamız lazım. Bize verdiği ilk ipucunda neredeyse bir numaraya ulaşıyorduk. Sen de şu ekibini değiştir komiserim. Burunlarının dibine kadar gitmeyi başarmışken uyandırdınız adamları. Ya aslında kimsenin bir şey uyandığı falan yoktu Sayın Başsavcım ama... bize bir kardeşim verdiğini, diğer bir kardeş elimizden aldı. Yani Yiğit fark etti ekibi. Çok uyanık bir adam. Tazı gibi kokumuzu aldı. Bir anda ortalık çil yavrusu gibi dağıldı. Fark etti de ne oldu? Kendini öldürtecekti neredeyse. Operasyonu mahvetmekle kalmadı, Emir'i de şüpheye düşürdü. Yiğit'in başına gelenleri lehimize çevirmemiz lazım. Yiğit öfkelenmiş olmalı. Onun bu öfkesini kullanıp bizimle ortak çalışmaya ikna etmek mümkün olabilir. Emir'le Yiğit bizim için çalışırlarsa kesinlikle çökertiriz bu şebekeyi. Merak etmeyin, Emir'le konuşacağım. Bizimle çalışması için elimden geleni yapacağım. Yani Emir'i ikna etsek bile Yiğit'i ikna etmemiz çok zor olacak. Bir yerden kuyruğunu kıstıracaksın komiser. Öyle bir şey yapacaksın ki bizim için çalışmaya mecbur olacak. Benden size açık çek beyler. Emir abisini gizli tanık olmaya ikna etsin. Bütün gücümü kullanıp onları koruyacağım. Biraz portakal suyu şu bari, tamam mı? Vitamin girsin. Abi, birazdan geliyorum, tamam? Ben size bir daha beni aramayın demedim mi hocam? Emir tepkini anlıyorum bak. Ama gerçekten çok önemli bir konu var. Bir uğra konuşalım lütfen, olur mu? İstemiyorum. İstemiyorum, tamam mı? Bana öyle tekrardan beraber çalışalım falan diyeceksiniz gerçekten. Yani bu seferki çok farklı. İnan çok farklı. Lütfen bir iki dakikanı ayır, rica ediyorum. Tamam. Uğramaya çalışacağım. Emre hoş geldin. Geç otur. Geçmiş olsun. Yiğit nasıl? İyi değil. Ama olacak. Geçmiş olsun. Büyük vartı atlattık. Siz ne atlattınız ya? Benim kardeşim ölümden döndü. Siz bir şey atlatmadınız. Emir üzgünsün biliyoruz ama Levent çözdü meseleyi. Onun planı olmasaydı kurtaramazdık yiğidi, değil mi? Onun planı olmasaydı da kardeşim bu hale gelmezdi. Değil mi? Ben devam etmiyorum hocam. Emir, bir dinle. Eğer kardeşini bulunduğu yerden çekip çıkaramasak daha büyük olaylar gelecek başına, değil mi? Umarım o da anlamıştır başına gelenlerden sonra gittiği yolun bir sonu olmadığını. Bak Emir, kardeşin ne konuş, onu gizli tanık olması için ikna et. Tamam mı? Sayın Başsavcı her türlü garantiyi verdi. Tertemiz onu çıkartırız ülkeden, ailesiyle birlikte ya da kimin ne isterse. Tertemiz yeni bir hayata başlar, he? Siz Yiğit'i hiç tanımıyorsunuz hocam. Hem de hiç. O muhbir olacağını ölmeyi tercih eder. O da öyle biri. Yiğit'i ikna edemesen bile bizimle çalışmaya devam etmelisin. Sonuçta yakından gördüm nasıl bir örgütle karşı karşıya kaldığımızı. Ben sana güvenmiyorum Levent. Güvenmediğim insanla da çalışmam. Sonuçta kardeşin kurtuldu. Çözdük olayı. Evet, kurtuldu. Peki ne pahasına kurtuldu? Şu an belki de bir yerlerde bunun yüzünden yatan bir ceset var. Değil mi? Evet. Muhtemelen bir pislik temizlendi bu dünyada. Seni anlamıyorum. Bir mafya tetikçisi yüzünden mi rahatsızlanıyorsun bu kadar? Eğer mafya tetikçisi olmanın cezası başına bir kurşun yemek değilse... ki ben
Ceza kanununa baktığımda en son öyle bir madde göremedim hocam. Evet, ben bunun yüzünden rahatsızım. Sen hangi hukuktan bahsediyorsun ya? He? Yeter, yeter. Yetmez amca. Bana bak, bu şerefsizler senin babanı intihara kadar sürükledi. Kardeşini uçurumun kenarına kadar getirdiler. Şimdi sen bana kalkmışsın, hukuktan bahsediyorsun ha? Bu heriflerin hukuk falan düşündüğünü mü zannediyorsun sen ha? Lan ben senin kardeşini kurtarmak için neler çektim sen biliyor musun? Şimdi benim karşıma geçmişsin, bir mafya tetikçisi yüzünden bana hukuk dersi vermeye mi kalkıyorsun? Ya senin başarın ben hukukuna. Bak Levent, senin derdin intikam. Benim derdim ise adalet. Anladın mı şimdi demek istediğim şeyi? İşte ben o yüzden sizinle yokum. Ya Emir. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Derdin ne senin? Adamın bizden uzaklaşması için kasten mi damarına basıyorsun? Ya benim bir şey yaptığım falan yok amca. Sadece genç, idealist, hukuk adamımızın gözünü açmaya çalışıyorum o kadar. Oğlum tam adamı ikna edeceğim bir halt yumurtluyorsun ya. Eyvah, eyvah. Sen kitap okuduğuna göre senin kafaya bayağı vurmuşlar. Kusura bakma kanka ama yani burada yapacak hiçbir şey yok. Sıkıldım lan. Bunu gördüm işte okumaya başladım. Ne yapayım? Kitap okuyamaz mıyız? Okursun, okursun canım. Ne okuyorsun peki? Delikanlının kitabını yazmışlar o mu? Ne olur mu dediğin kitabı biz yazdık. İstersen imzalı bir kopya vereyim sana. Abartma, abartma, iyiyim. Ne abartması oğlum, sen ne diyorsun ya? Yiğit, sen ölümden döndün. Sana hatırlıyor musun? Git bu ülkeden dedim. Buraları terk et dedim, hatırlıyor musun? Yiğit, sana yalvarıyorum bak. Daha fazla geç olmadan git bu ülkeden. Ne yapayım? Ha? Bana bunu yapanların yanına mı bırakayım? İntikamımı almayayım mı? Ya sen ne intikamından bahsediyorsun ya? Yiğit, sen hala bırak artık sen şu intikam olaylarını bak. Ya sen babamın intikamını aldın, ne oldu? Hiçbir şey oldu yok. Sen her geçen gün daha da fazla düşman kazanıyorsun. Yiğit bak, sen farkında değilsin ama sen gitgide dibe batıyorsun oğlum. İşte bak, orada yanlışsın. Anlamadığın şey bu. Ben her geçen gün daha da kuvvetleniyorum. Ben zirveye yerleşeceğim. Dokunulmaz olacağım. Tamam. Sonra tüm bu ***'ların hepsinin köklerini kazıyacağım. Anladın mı? Ondan sonra intikam intikam hiçbir şey kalmayacak. Bakalım avukat bey. Ne olacak şimdi ha? Sen sınavı geçtikten sonra sana savcı bey mi diyeceğiz? İnşallah. Bak sen de artık odaya girince böyle ilikleriz düğmeleri. He. Zaten sana lan desek kafadan 6 ay ceza yandık biz. Abartma lan. Yandık. İstersen seni bırakayım. Hayır hayır, servis zaten şuradan geçiyor. Biz senin için dua edeceğiz. Edin edin. Siz ne diyeceğiniz dua tutar. Yalnız sen etme. Olacağı varsa da olmaz o zaman. Ne getireyim size Ankara'dan? Müjdeli haberle gel yeter. İnşallah. Aa. Yok artık. Evet, dökeceğim. Hadi git. İyi, tamam. Hadi. İyi, tamam. Gidiyorum. Hadi. Hadi güle güle git gel.
Buyurun Sayın Başsavcım. Emir oğlum, sınavı kazanmışsın. Tebrikler. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yarın bütün gün adliyedeyim. Bir ara uğra da konuşalım. Tamam mı? Epey konu birikti hani. Sayın Başsavcım, size saygısızlık etmek istemem asla ama... Mazeret kabul etmiyorum. Muhakkak uğra. Hadi iyi geceler. Bak evlat, bir şanssızlıktır olmuş. Ama bunun için bize sırtını dönmen yanlış olur. Benim kardeşim ölümlerden döndü. Sayın Başsavcım. Yani üstüne üstlük bu yetmiyormuş gibi... ...kardeşimi kurtarmak için bir mafya tetikçisini hiç kıllarını bile kıpırdatmadan ölüme gönderdiler. Ben bu şekilde çalışamam. Ama hep böyle olmak zorunda değil ki. Sen Ankara'ya git, eğitimine başla. Ben de bu arada özel görevle seni yanıma aldıracağım. Sonra stajını burada tamamlarsın. Nasıl olacak o? Sen o tarafını bana bırak. Ayrıca sana şeref sözü veriyorum. Bundan sonra kimsenin kardeşine kötülük yapmasına izin vermeyeceğim. Yeter ki sen bize sırtını dönme. Anlaştık mı? Bunu düşüneceğim. Güzel. Ne zaman Ankara'ya gidiyorsun? Haftaya. Ankara'ya varır varmaz Haluk'a uğra selam ilet. Haluk? Haluk Candemir. Başsavcı Haluk Candemir. Sınıf arkadaşımdır da. Baş üstüne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.